Alphonse Dude Pazartesi Öyküleri Bir Kızıl Keklik Yavrusunun Yürek Çarpıntıları Seslendiren Akın Altan Bilirsiniz ki keklikler sürüyle dolaşırlar. Hep birlikte çukurların içine girip otururlar. Çevrede çıt olsa hemen havalanıp tarlaya savrulan bir avuç buğday tanesi gibi sağa sola dağılırlar. Bizim takımımız pek şen ve kalabalıktı. Büyük bir ormanın kıyısına, ovaya yerleşmiştik. Her iki yanımızda da bol yiyecek ve güzel sığınaklar vardı. Böylece koşmayı öğrendiğinden beri iyice palazlanmış, iyice semirmiştim ve doğrusu hayatımdan da pek hoşnuttum. Ama yine de bir şeye biraz tasalanıyordum. Hani şu ünlü av mevsiminin başlaması var ya, işte ona. Annelerimiz kendi aralarında yavaş sesle bundan konuşmaya başlamışlardı. Bizim takımın eskilerinden biri bana hep Sakın korkma kızıl, gagamla ayaklarım üvez renginde olduğu için bana kızıl derler. Sakın korkayım deme kızıl. Mevsimin açıldığı gün seni yanıma alırım, emin ol başına hiçbir şey gelmez. Bana bunları söyleyen göğsünde kızıl tüyler bitmiş olmasına ve şurada burada birkaç akteleyi bulunmasına karşın hala atik ve pek kurnaz bir erkek keklikti. Daha pek gençken kanadına bir saçma tanesi yemişti. Bu yüzden bir parça ağırcaydı. Havalanmaya kalkışmadan önce çevresini iyice yoklar, öyle pek vedi davranmaz ve sonunda yakayı kurtarırdı. Beni sık sık ormanın ağzına kadar götürürdü. Orada kestaneler arasına sıkışmış, boş bir in gibi sessiz, her zaman kapalı duran garip bir evceyiz vardı. Yaşlı kuş bana, ''Bu eve iyi bak küçük.'' derdi çatıdan duman çıktığını, kapının pancurların açıldığını görürsen, bilmiş ol ki bizim işler sarpa sardı demektir. Ben de onun böyle nice av mevsimleri gördüğünü bildiğim için söylediklerine inanmazlık etmezdim. Nitekim geçen sabah ortalık ağrırken çukurun içinden birinin yavaşça bana seslendiğini duydum. ''Kızıl, kızıl!'' seslenen bizim yaşlı kuştu. Gözleri yuvalarından uğramış gibiydi. Bana ''Çabuk gel!'' dedi. Ben ne yaparsam sen de öyle yap. Yarı uykulu, hiç uçmadan, hemen hiç sekmeden bir fare gibi yerdeki topakların arasından yuvarlana yuvarlana peşi sıra gittim. Geçerken küçük evin bacasından duman çıktığını, pancurlarının açık olduğunu gördüm. Her iki kanadı açılmış kapının önünde avcı kılığında adamlarla çevrelerinde sıçrayıp duran bir sürü köpek vardı. Tam biz geçtiğimiz sırada avcılardan biri bu sabah ovaya bir bakalım, dedi. Yemekten sonra da ormana gideriz. O zaman bizim yaşlı keklik yoldaşımın neden beni önce ağaçlığa götürdüğünü anladım. Ama ne de olsa, hele bizim zavallı dostları düşündükçe yüreğim küt küt vuruyordu. Tam ormana gideceğimiz sırada köpekler bize doğru koşmaya başladılar. Yaşlı arkadaşım yere büzülerek bana, ''Yere yaman, yere yaman!'' dedi. O anda bizden, on adım ötede ürkmüş bir bıldırcın kanatlarını ve gagasını alabildiğine açtı ve bir korku çığlığıyla havalandı. Korkunç bir gürültü duydum. Güneş henüz doğmuş olduğu halde çevremizi sıcak ve apak, tuhaf kokulu bir toz bulutu sardı. O kadar korktum ki koşmaya bile gücüm kalmadı. Bereket versin artık ormana gelmiştik. Bizim arkadaş küçük bir meşe ağacının arkasına büzülmüştü. Ben de onun yanına gittim. Her ikimiz de oraya gizlenerek yapraklar arasından bakmaya başladık. Tarlalarda korkunç bir yaylım ateşidir gidiyordu. Her tüfek patlayışında serseme dönüyor ve gözlerimi kapıyordum. Sonra gözümü açacak duruma gelince geniş ve çıplak ovayı, koşan, otların bağlanmamış ekin demetlerinin arasına sokularak araştıran, deli gibi fır fır dönen köpekleri görüyordum.'' Köpeklerin arkasında avcılar sesleniyor, sövüyor, tüfekler güneşte parlıyor. Bir an çevremizde bir tek ağaç bulunmamasına karşın küçük bir duman bulutunda dağınık yaprakların uçuştuğunu görür gibi oldum. Ama bizim yaşlı keklik bunların tüy olduğunu söyledi. Gerçekten de yüz adım önümüzde görkemli bir boz keklik kanlı başını geriye atarak bir çukura düşmekteydi. Güneş tepeye çıkıp da ortalığa sıcak basınca tüfek sesleri birdenbire durdu. Avcılar kocaman bir kütük ateşinin çıtırdadığı duyulan küçük eve dönüyorlardı. Yorgunluktan bitkin, dilleri bir karış çıkmış köpekleri arkalarında, tüfek omuzda, konuşa konuşa, marifetlerini birbirlerine anlata anlata yürüyorlardı. Bizim arkadaş, yemeğe gidiyorlar, dedi. Biz de öyle yapalım. Ormanın hemen yanı başındaki bir kara buğday tarlasına daldık. Burası ak ve kara renkte, çiçekli ve taneli, badem kokan bir tarlaydı. Tüyleri menevişli güzel sülünler, görülmek korkusuyla kıpkırmızı kesilen ibiklerini tıpkı bizim gibi yere eğerek tarlada çimleniyorlardı. O eski gururları kalmamıştı. Bir yandan karınlarını doyururken bir yandan da bizden haber sordular.'' arkadaşlarından birinin vurulup vurulmadığını öğrenmek istediler. Bu sırada avcıların önce pek sessiz başlayan yemeği gittikçe daha gürültülü oluyordu. Kadeh tokuşturduklarını, şişe mantarlarının patlatıldığını duyuyorduk. Yaşlı keklik sığınağımıza dönmek zamanı geldiğine karar verdi. Orman o saatte uykuya dalmış gibiydi. Karacaların su içmeye geldikleri küçücük gölü dilini suya sokarak bulandıran yoktu. Tavşanlığın kekikleri arasından bir tek tavşan bile burnunu çıkarmıyordu. Yalnızca her yaprağın, her tutam otun arkasında korkutulan bir yaşam gizliymiş gibi, ne olduğu bilinmeyen bir ürperiş duyum sanıyordu. Bu orman hayvanlarının o kadar gizlenecek yeri, ini, fundalığı, çalılığı, dikenliği var ki sonra hendekler, yağmur yağdıktan sonra uzun süre suyu saklayan o küçük orman hendekleri Doğrusu bu çukurlardan birinin içinde olmayı pek isterdim. Ama bizim arkadaş açıkta kalmayı, çevresinin açıklık olmasını, her şeyi uzaktan görmeyi ve önünde serbest uzaklık bulunmasını yeğliyordu. İyi etmişiz de ormanda kalmamışız. Çünkü avcılar ormanın içine dalmışlardı bile. Ah o ormanda atılan ilk tüfeği, Nisan'da yağan dolu gibi yaprakları delik deşik, gövdeleri çentik çentik eden o ilk atımı hiç unutmayacağım. Bir tavşan gergin tırnaklarıyla otları kopara kopara yolun bir kıyısından öbürüne geçti. Bir sincap kestane ağacından henüz ham kestaneleri düşürerek yuvarlandı. Kocaman sülünler iki üç kez ağır ağır havalandılar. Bütün ormanlıları eyleme geçiren, uyandıran, korkutan bu patlamanın havasıyla alçak dalların, kuru yaprakların arasında bir curcunadır koptu. Tarla fareleri deliklerinin dibine kayıverdiler arkasına büzüldüğümüz bir ağacın yarığından çıkan bir osurgan böceği korkudan dona kalmış o kocaman bön gözlerini sağa sola çevirdi. Sonra mavi yusufçuklar, yaban arıları, kelebekler, bütün o zavallı hayvancıkları bir telaştır aldı. Sonra mavi yusufçuklar, yaban arıları, kelebekler, bütün o zavallı hayvancıkları bir telaştır aldı. Dahası kırmızı kanatlı küçücük bir çayır çekirgesi benim gagamın ta yanı başına gelip kondu. Ama ben de öyle korku içindeydim ki onun şaşkınlığından yararlanmak aklıma bile gelmedi. Yaşlı kekliğe gelince o hep dingindi. Hep havlamalara ve tüfek seslerine kulak kabartıyordu. Bunlar bize doğru yaklaştı mı bana işaret ediyordu. O zaman birlikte biraz daha öteye, köpeklerin yetişemeyeceği kadar uzağa gidip yaprakların arasına gizleniyorduk. Ama yine bir seferinde artık umarımız kalmadığını sandım. İki yana ağaçlıklı bir yoldan geçmemiz gerekiyordu. İşte bu yolun her iki ucunda pusuda birer avcı bekliyordu. Bir yanda her deviniminde av bıçağı, fişeklik, barut kutusu gibi bir sürü avadanlığı takır tukur ettiren kara favorili çam yarması gibi bir adam duruyordu. Üstelik kendisini bir kat daha uzun boylu gösteren, dizlerine kadar tokalı, yüksek tozlukları da vardı.'' Öbür yandaysa bir ağaca dayanmış, rahat rahat piposunu içen ve sanki uykusu gelmiş gibi gözlerini kırpan ufak tefek yaşlı biri. Doğrusu bu adam beni hiç de korkutmuyordu ama öbür yandaki çam yarması... Bizim arkadaş gülerek bana, ''Sen hiçbir şeyin ayrımında değilsin kızıl.'' dedi ve hiç korkmadan kanatlarını alabildiğini açarak favorili avcının sanki bacakları arasından havalandı. Gerçekten adamcağız av takım taklavatı içinde öyle kas katı bir duruma gelmişti ki, üstünü başını süzüp kendi kendisine hayran olmakla o kadar uğraşıyordu ki, tüfeğini omuzladığında biz çoktan kurşun eriminden çıkmış bulunuyorduk. Ah bu avcılar ormanın bir köşesinde kendilerini yapayalnız sandıklarında çalılıklar içinden nice mini mini gözlerin hiç kapanmadan onları gözetlediğini, nice küçük ve sivri gaganın beceriksizliklerine gülmemek için kendilerini zor tuttuklarını bir bilseler. Biz boyuna uçuyor uçuyorduk. Yaşlı yoldaşımın ardı sıra gitmekten başka bir umar olmadığı için o uçtukça ben de hemen arkasından kanat çırpıyor, o bir yere konunca ben de hemen yanı başına konuyordum. Birlikte geçtiğimiz bütün yerler hala gözlerimin önündedir. Bana her yerine ölüm gizlenmiş gibi gelen o kocaman meşelerin oluşturduğu bir perdenin arkasında, sarı ağaçların eteğinde, bir sürü köstebek yuvasıyla pembe fundalık, Kaç kez keklik annemizin mayıs güneşinde bütün çoluk çocuğunu arkasına takarak gezdirdiği, ayaklarımıza tırmanan kırmızı karıncaları gagalayarak sıçradığımız, piliç gibi ağır ve bizimle oynamak istemeyen mini mini çıt kırıldım sülünlere rast geldiğimiz o küçük ve yemyeşil yol. Bizim o küçük yoldan, küçücük ayakları üzerinde boylu boyunca dikilmiş, gözlerini dört açmış, sıçramaya hazır bir dişi geyik geçtiği sırada sanki düş görür gibi oldum. Sonra kaynak suyundan içmek ve tüylerin cilası üzerinden kayan damlacıklarla yıkanmak için bir dakikada ovadan havalanarak hep aynı sürüden 15 ya da 30 keklikle birlikte geldiğimiz o küçük göl. Bu gölceğin ortasında çok sık bir kızıl ağaç kümesi vardı. İşte biz de sonunda bu adacığa sığındık. Köpekler gelip de bizi burada bulamazlardı. Aradan bir süre geçtikten sonra bir karaca bir bacağını sürüye sürüye ve arkasında yosunlar üzerinde kırmızı bir iz bırakarak çıka geldi. Durumu yüreğimi öyle sızlattı ki başımı yaprakların içine soktum. Ama yaralının soluk soluğa, susamışlıktan içi yana yana gölden su içtiğini duydum. Artık gün batıyordu. Tüfek sesleri uzaklaşıyor, daha seyrekleşiyordu. Sonra her şey dindi. Artık bitmişti. Biz de takımımızın ne durumda olduğunu görmek için yavaşça ovaya doğru ilerledik. Ormandaki küçük evin önünden geçerken korkunç bir görünümle karşılaştım. Bir hendeğin kıyısında tüyleri kula renginde yaban tavşanları, ak kuyruklu, küçük, boz tavşanlar yan yana yere serilmiş yatıyordu. Ölümün birbirine bitiştirdiği o küçücük ayaklar Acıma dileniyor gibiydi. Bulanık gözler sanki ağlıyordu. Sonra kızıl keklikler, bizim arkadaş gibi göğsünde kızıl tüyler bitmiş olanları, benim gibi kaba tüylerinin altında ayva tüyü bulunan bu yılın yavruları. Ölü bir kuştan daha üzücü ne olabilir ki? Kanat ne canlı şeydir. Onları öyle büzülmüş, buz gibi soğumuş görmek yürek sızlatıyor. Kocaman ve olağanüstü bir karaca, sessiz, sessiz uyuyor gibiydi. Küçücük pembe dili sanki hala yalamak istiyormuş gibi dışarıya çıkmıştı. Avcılar da oradaydı. Bu toplu kıyımın üzerine eğilmişler, bütün o taze yaralara hiç saygı göstermeden kanlı ayakları, parçalanmış kanatları tutup sayıyorlar ve av çantalarına yerleştiriyorlardı. Yola çıkmak için birbirlerine bağlanan köpekler sanki yeniden ormana atılmaya hazırlanıyorlarmış gibi sarkık dudaklarını buruşturarak hazırda duruyorlardı. Öte yanda koca güneş bata dursun, onlar yorgun argın, akşam çiğinden nemli tarlalara ve keçi yollarına hep birlikte upuzun gölgeler düşürerek giderken, insan ve hayvan bütün o topluluğa bilseniz ne diş biliyor, ne ilençler yağdırıyordum. Ne bende ne de yoldaşımda şu biten güne her zamanki gibi şöyle hafiften bir hoşça kal diye seslenmek yürekliliği bile kalmamıştı. Yolumuzun üstünde kör bir saçmayla ölmüş ve oracıkta karıncalara kalmış o zavallı hayvancıklara, o burunları toza bulanmış tarla farelerine, uçarken yıldırım çarpmışa dönerek sırt üstü yatmış ve kas katı, küçücük ayaklarını bütün sonbahar geceleri gibi çabucak inen, duru, soğuk ve ıslak karanlıklara dikmiş o saksağanlara, kırlangıçlara rast geliyorduk. Ama en dokunaklısı, ormanın bittiği yerde, çayırın kıyısında ve orada, ırmağın sazlığında hiçbir yanıt alamayan kaygılı, üzünçlü ve dağınık çağrışlarıydı. Son